izleyiciler, az önce muhteşem bir film sahnesi içindeydik. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın tanışmasına, evlenmelerine vesile olan Yalnızlar Rıhtımı'nı izledik. Şimdi film rulosuna bambaşka bir film bağlıyoruz ki o da Türk sinemasının belki de en sıra dışı yeteneklerinden, o izlerken hayran olması, insanın aklını başından alan replikleri ve tabii ki müthiş oyunculuğuyla çok zor bir tercihle gelecek sıradaki yarışmacımız Sadri Alışık'ı canlandıracak. Alkışlarımız devam ederken Sevil Uyar Mod'da. Bir de gel bak buraya. Hadi oradan. Oradan. Siz burada anaoğlu ne yapıyorsunuz be? Ne arıyorsun burada? Kimsin sen? Benim. Ya sen kimsin? Ben Dolores del Rio, Manuella Rosyal, Alberto del Mendoza, Pedro... Ya dur be ya, dur be yavaş kardeşim. İsmini sorduk ya, sen sülaleni sayıyorsun Cife. İsmim bu işte. Kokana, sen bizim memlekette olsaydın sana ne derlerdi biliyor musun? Ne derlerdi bakayım? Meşini eskimiş kenefta kunyası. Allah canına. Duydun değil mi kocacığım? Duydum karıcığım, duydum. Duymaz olur muyum hiç? Ne dedi? Ne diyecek, bana hakaret etti kocacığım. Ay bu mu? Ay bu senin kocan mı? Tabii ya, o benim sevgili kocam. Yok ya, kaç aylık bu be, kaç aylık? Ay sus! Kocam yetişmiş ve gelişmiş, olgun bir erkekti. Hadi be, deme. Bana bak, bunun dişleri çıktı mı dişleri? Gelsene sen buraya. Yok ya! Oha! Sayın be! Koca karı, tebrik ederim yani. Vallahi bu yaşta böyle kısmete ermişin kıymetini bil yani ha. Terbiyesiz, hadi oradan. Duydun değil mi kocacığım? Duydum, ne dedi? Bana hakaret ediyor, şuna haddini bildir kocacığım. Bir çarparsam afiş gibi duvara yapıştırırım ha. Ya akranına çatsana be! Karıcımdan özür dile bakayım, hadi! Yürü de ense tıraşını görelim. Kokana, nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bulmuşsun yer fıstığı gibi adamı, ye bakalım. Sen de orada sepet gibi durma da büyük annenden aşka başla hadi. Gördün mü bak? Hadi başlayalım aşka. Ver elini. Bir yanak ver. Ay bir kere daha ver. Biz turist Ömer'iz. Neşemize bakalım, yolumuzu bulalım, tamam mı? ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Alkışlarla uğurluyoruz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Muhteşem. Gerçekten mi? Bir kere tercih o kadar zor bir tercih ki. Evet, ne haddime değil mi benim? Estağfurullah ama makyaj, kostüm çok çalışılmış belli ki. Evet, çalıştım yani bayağı bir emek harcadım ama hani tabii ki Sadri'ye alışık olmak... yani herhalde 10 yıl çalışsam yine Sadri'ye alışık olamam. Çünkü Sadri Alışık taklit edilemez. Edilemez. Bence kendisini almak için yaptım. Tabii ki benim haddime değil öyle bir şey yapmak ama burada değişik farklı havayı yaşatmak istedim. Kendisini de almak istedim rahmetliyi. Buradan saygıyla anıyorum. Hem dönemine hem kendisinden sonra gelen nesillere her zaman için gizliden gizliye ya da aleni bir şekilde ilham kaynağı olmuştur hepimizin. Hepimizin bir cümlesinde, bir hayalinde hareketiyle. Hem hareketi hem duruşu, bütün o sanat üretme fikrini tamamen A'dan Z'ye göstermiş. Nasıl yapılırı bize anlatmış. Türk sinemasındaki çok önemli isimlerden biridir. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Seni yanıma alıyorum Sevil'cim. Gizem. Verdi ya. Süperdi. Evet. Bu arada ben başka bir şey oldum. Yavrum yarım seni anam. Bayıldım. Canım. O finaldeki şov bir de ne kadar kendinden eminsin böyle. Ya seni o eminlik böyle. O iyi bir şey. Senden onu örnek alacağım kendime inşallah. Tamam olur. Süperdi. Bayıldım. Fatma Girik de konuşmak istiyor. Ben de bayıldım Sevil. Yanımdan geçsen sen olduğunu anlamam. Evet. O derece. Ama yanlış hatırlamıyorsam sen sahnede de performansında tiyatroda oynuyor muydun ya da daha önce canlandırmış mıydın? Tiyatro oyunum vardı. Evet, Aşka Geldik oyunumuzda Şoför Şaban'ı oynamıştım. Oradan bir tabii tecrübem var, erkek oynamıştım. Muhteşem ama. Yani onu bir daha oynarsan muhakkak haberimiz olsun, gelmek isterim. Tamam, oyunuma beklerim zaten, diğer oyunlarıma da muhakkak. Geçebilirsin, bol şans Sevil'cim. Teşekkürler. Bir hanım olarak rahmetli Sadri abiyi canlandırmak hakikaten kolay değil. Muhteşemdin. Gerçekten. Çok başarılıydı. Ayrıca beni geçmişe bir anıma götürdün. Rahmetli Sadri abinin karaciğeri rahatsız olduğu zaman rahmetli gene Turgut Özal'ın Amerika'ya gönderdiği zaman Perihan'dan ikimiz Fındıklı yolcu salonundan yolcu etmiştik onu. Böyle bir anıyı hatırlattı bana. Sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sizden. Böyle bir güzel iltifat almak. Çok teşekkür ederim. Sevil, ben senin Sevil olduğunu unuttum. Bir an düşündüm, yüzük gelsin önüme, birden bulamadım. Kimse böyle bir karambol. İnan bana, unuttum ben öyle birisi var mıydı burada diye. Evet. Öykü ile burada konuşurken bile hala taşıdın onu yani hani performansımı yaptım bitti falan değil, hala devam ediyorsun duruşunda. İnanılmaz içine çekmişim ve böyle benimsemişsin. Evet. Söyleyecek bir şey yok, çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bayıldım, duygulandım, etkilendim, kendimden geçtim ve ilk defa yıldızlı 10 kızım sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok da... Sen de ne ağlak çıktın, her şeyi ağlıyorsun. İyi desek ağlıyorsun. Çok şimdi gerçekten yani. Çok güzel bir performans. Çok zor çünkü yapamayacağımı düşündüm bir an, o yüzden. Sen bir oyuncusun zaten. Evet. Bu kadar zor, tabii ki Sadri Alışık yapmak çok zor bir şey, çok büyük bir risk. Ama riskler insanları zirveye götürüyor, hayatımızda aldığımız riskler. Ben öyle çok fazla hani tamam nefis duygulandım, çok beğendim ama bunu bir başkası yapsa şaşırabilirdim. Sen yaptığında çok da şaşırmadım. İyi bir performans. Fiziksel olarak çok benzemişsin. Sen de Gizem gibi avantajını kullanmıştın. Daha böyle o dar oluşun. Gerçekten beğendim ama. 9. Teşekkür ederim. Perihan Hanım. Evet. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Sadece... Muhteşemdi. Çok teşekkür ederim. Evet, sevincim bile onun gibi. Süper. Aferin. Teşekkür ederim. Böyle büyük iki tane ustad yanında, yani ben zaten çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben vizüel olarak birebir yapmışsın. Hakikaten çok. Ve çok yakışıklı olmuşsun, biliyor musun? Gerçekten mi? Yani sanki ben seni öpmek istiyorum. O derece. Ama korkuyorum maske düşecek. Yani kıllar şey, yapışabilir belki. Kıllar yani şey yapışır. Siz de çok güzel görünüyorsunuz. Hakikaten bayağı yakışıklı olmuşsun. Ve ne vereceğim ben? Ne vereyim abime? Ne vereyim? Allah'ım süpersiniz ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Karar geliyor. 10.000 liralık çek kimin olacak acaba?